Hoş geldiniz, ben Sadi. Infraspace ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şuradan bir miktar kaynağı buraya getirmeye çalışıyorduk ama bakıyorum ki bir hata olmuş. Ne oluyor lan burada? Bunların derdi ne? Bina bir şeyle çakışıyor. Bina kaynağın üstünde değil. Hayırdır iniş? Bir dakika, o zaman şunu alalım. Şöyle koyalım. Koyamıyoruz. Direk var. Peki. O zaman direği alalım. Şöyle yapalım. Sonra bunu alalım. Böyle yapalım. Yine hata veriyor. O zaman biz bunları yıkalım. Şunu da yıkalım. Şunu da yıkalım. Ve madenlerimizi tekrar koyalım. Neydi bu? Alüminyum. Şöyle yapabiliyorum. Başka nasıl yapabilirim? Şöyle koyabilirim ama direkt çakışıyor. O direği ben tekrar alayım. Lan bir direği sığdıramadık lan koca haritaya. Burada ne var? Neyle çakışıyor ki ya? Tamam, şöyle olsun. Şimdi yola bağlayalım. Şuradan gelsin. Şöyle. Hı, şuradaki bitkilerle çakışıyor galiba. Şimdi çözdüm davayı. Şu bitkimsi şeyle çakışıyor. Alan da bayağı büyükmüş. Düşünelim. Şunu bir uzaklaştırayım. Yolu biraz daha geniş çekersem çakışma sorunu ortadan kalkar. Hatta bunu da direkt şuradan bağlayabilirim. Bunu da direkt bağlayayım. Tamam. Şu fazlalığı da yıkarsam. Şimdi oldu. Biraz otların arasında gidecek araçlar. Grafiksel bir hata var. Yine hatalarla başladık. Hadi bakayım. Buranın derdi ne? Kum yok. Doğru mu? Evet, kum yok diyor. Reis burada bir sürü kamyon bekliyor. Sülfür yok, kum yok falan diyorsun da. Sülfür yok diyor. Sülfür kamyonları fabrikaya giremiyormuş. Bunu nasıl çözebiliriz? Şöyle çözebilirim. Upgrade edebiliyor muyum? Yolu değiştir. Kavisli yol yönünü değiştir. Kılavuz, kılavuz. Yolun yönünü değiştir desek. Çok da bir şey değişmiyor. Şununla upgrade etmek istiyorum yolu. Evet, oldu şimdi. Şimdi buraya böyle tek yön yapalım. Buradan gelsinler, malları boşaltıp buradan çıkıp geri dönsünler. Bence böyle trafik sorunu çözeceğiz. Bakalım işe yarıyor mu? Aşağıdan boş kamyonlar gelecek. Yukarıdan dolu kamyonlar içeri girecek. Ve daha mantıklı bir strateji izlemiş olacağız diye düşünüyorum. Daha kötülerini görmüştük. Fena değil. Yol ciddi problemdi oyunda. Ciddi problem de olmaya devam edecek sanırım. Peki upgrade edebiliyor muyuz şöyle falan? Edebiliyoruz. Beton yol. Daha hızlı bir yol olduğunu düşünerekten yaptım ama hayırlısı, daha geniş yollara da geçeriz yakında. Şimdi bilimsel araştırma yapıyoruz. En son yapıyorduk mavi bilimsellerle. Gerçi yeşile de geçmişiz. Tamam, iyi ilerliyoruz ya biz. Beklediğimden hızlı ilerliyoruz. Bakayım. Evet, bayağı yeşil üretiyoruz. Güzel. Nüfusumuz ne durumda? Bazı araştırmalar tamamlanmış. Oksijen boruları gelmiş. Boruyla şu an bir şey taşımayacağım. Şu an sadece bilimsel araştırma hızımı artırmak istiyorum. Bunun için şu tarafa biraz daha bilimsel bir şeyler ekleyebilirim. Şöyle yapalım. Şunu da biraz şöyle alalım. Evet. Ne istiyor? Çelik ve beton. Hiç çeliğimiz yok. Sıfır.
Burada beton var, burada beton var. Bunlar beton. Biz hiç çelik üretmiyoruz ki zaten. Baba. Kötü oldu. Biz niye çelik üretmiyoruz? Karambol mu oldu? Bir tane demir, bir tane su, bir tane karbonla üretiliyormuş çelik. Bakır var, demir. Demirimiz varsa bizim çelik üretebiliyor olmamız lazım. Ben çeliği burada üreteyim. Ham maddeye yakın olsun. Çelik fabrikası. Şöyle iki tane atalım buraya. Bir tane de küçük depo atalım. Bunlar çelik üretmeye başlasın. Elektriğimiz yetmiyor. Elektrikle ilgili bir upgrade yapabildik mi? Yapamamışız. Hala güneş enerjisiyle devam ediyoruz. Ne kadar da daha bir araştırma lazım? Metan gazından sonra metandan elektrik az kalmış aslında. Ama biz onu bulana kadar mecbur bu tarz daha az enerji veren, daha çevreci enerji kaynaklarıyla idare edeceğiz. 390 elektrik üretiyorum. İyi, fena değil. Trafikte bir sorun var mı? İdare ediyoruz gibi şimdilik. Buraya karbon gelmiyor. Karbon normalde burada üretiyorum ama muhtemelen ürettiğim yetmiyor. O yüzden karbon işleyici buraya bir iki tane atmam lazım. 10 beton 5 çeliğe ihtiyacım var. Betonum var ama çeliğim yok. Karbon mecbur kamyonlarla gelecek. Gerçi epey karbon geliyor ya. Bu yeter bir süre. Tamam, ben çok elleşmeyeyim. Bu çelik üretmeye başlasın. Bir de şu istatistiklerden, nerede üretim özetinden beton üretimini azaltmak istiyorum. Şu an çok betonum var. 2200 beton çok. Yavaşlattım o yüzden. Daha az betonla da idare edebiliriz. Şu an önceliğimiz çelik. Hadi gençler, hızlanın bakayım. Daha hızlı ve geniş yollar koymam lazım. Bir an önce otoyola falan geçmemiz lazım. Su yok diyor. Bizim üretim nasıl suyla alakalı? Suyu az üretiyormuşuz. Tamam. O zaman burada lan çeliğimiz yok. Bak şu an bug'a girdik. Çelik üretebilmem için su üretmem lazım. Su üretebilmem için çelik üretmem lazım. Bende çelik yok. O yüzden su üretemiyorum. Su üretemediğim için çelik üretemiyorum gibi bir durum söz konusu. Çok saçma lan. Bir iki tane su gelse de şuraya. Çelik üretsek yani. Ürettiğimiz suların tamamı evlere mi gidiyor? Kötü oldu. Kaynaklarımızı sıfırlamadan önce hamlelerimizi yapmamız lazım. Yoksa böyle sıkışıyoruz. Su çeken bizde çok su isteyen ne var? Düşünüyorum bunu kısabilir miyim diye. Öyle bir şey yok. Şu suyu alıp oraya taşıyayım desem, taşımak için de bizden çelik isteyecek. O yüzden kaldık. En azından metan gazı çıkarabiliyoruz. Gazımız var şükür. Acaba bunları yıkarsam bana çelik geri verir mi? Lan sadece bakmak için basmıştım onu ben. Bana çelik verecek bir şey lazım. Şunu yıksam bu da beton veriyor. Çok acil çeliğe ihtiyacım var. Düşünüyorum ne yapabilirim diye. Şu sulardan birini taşısam 2,4 çelik istiyor taşımak için. Onu da yapamıyoruz. Ve su miktarımız gittikçe azalıyor. Evlerde de yeterince su yok. Olmadı ama bu. Saçma bir şey yani.
Su üretmek için çelik lazım, çelik üretmek için su lazım. Onu nasıl yapacağız? Bir iki tane evi patlatacağım mecbur. Daha az ev, daha az su içmeleri demek. Suyu bir miktar artırabilirsem bununla çelik üretebilirim. Başka su harcayan neyimiz var bizim? Su harcayan bir şeyimiz yok aslında. Sadece bizim plansız büyümemizden kaynaklı anormal bir su tüketimimiz oldu. Mecbur evleri yıkıyorum. Çelik gelsin diye ki çelik geldi. Şuraya bir su üretim tesisi kurayım. Burada ürettiğimiz sular şuraya gitsin, çelik üretmeye başlasın ve bu paradokstan kurtulalım. Bir tane de buraya kuralım. Tamam mı? Aynen. Çelik üretimi başladı. Bakayım. 5 tane var şu an. Yeter. 5 iyidir. Üretebiliyor olmak iyi. Adedi değil. Şimdi çelik üretimini hızlandırayım. Neredeydi o? Şurada. Çelik fabrikası, evet. Bunu geri koydum. Tamam, çelik üretimimiz hızlandı. Ne kadar üretiyoruz? 75 birim dakikada. Güzel. Tamam, biz buradan toparlarız herhalde. Yani toparlamalıyız en azından. O tamam, o tamam. Şu an araştırmamız biraz yavaş. Araştırmamızı azıcık hızlandıralım. İki tane bundan, bir tane bundan yaparsam işimizi görecektir. Bakalım hemen üretimimize ne eksik. Karbonu az üretiyoruz. Tamam. Karbonu artıralım. Oksijen üretince yan ürün olarak karbon da geliyor. Hatta şöyle kenara kayıyor mu bu? Kayıyor. Bunu da alalım. 3 tane ekledim. Evet, beyaz oldu. Petrolde sıkıntı var. Petrol şuradan çıkarsa bakayım. Bu da tamamlandı. Alüminyumda sıkıntı var ve kimyasalda sıkıntı var. Bir tane de kimyasal çıkarayım sizin hatırınıza. Neredeydi o? Şu. Kimya laboratuvarı. Ama alüminyumu aşağıdan getiriyorum. Çok uzaktan getiriyorum. Getiremiyormuşum. Onu da elektrik bağlamayı unutmuşuz. Mükemmeliz ya biz. Biz var ya biz. Mükemmel şehir yönetiyoruz. Onu fark ettim. Şöyle yaparsam alüminyumlar üretmeye devam eder. Şu tarafa maden kurabiliyor muyum? Ona bir bakacağım. Kurduruyor. O zaman buralardan da ben biraz üretebilirim. Sonucu yanlışlıkla koydum. Şöyle yapalım madem koyduk. Bir tane de şöyle yapalım. Burada iyi alüminyum üreteceğiz biz. Heyo. Tamam. Artık daha fazla alüminyum üretebiliyorum. Güzel oldu. Elektrik problemimiz var. Metan gazından elektrik üretme seçeneği açılmış. Onu gördüm biraz önce. Metan gazı enerji santrali 250 megawatt üretiyormuş bir tanesi. Bunun bir tanesi 20 megawatt üretiyor. Yani 12 kata yakın fark var. Ama 250 tane demir istiyormuş kurulum için. Bizde sadece 48 demir var. Çok ciddi bir demir ihtiyacı. Peki metan gazını nasıl çıkaracağız? Önce metan gazını da çıkarabiliyor olmamız lazım. Maden bölümündedir diye düşündüm. Burada metan gazı çıkarıcı yok. Burada.
gazlar bölümünde. Metan gazı. Bizim metan gazı bulmamız lazım. İridyum, uranyum. Uranyumla aslında atom enerjisine falan da geçebiliriz ha. Uranyum, iridyum, alüminyum. Burası da yakınmış. Buradan da alüminyum alabilirim o tarafa. Demir, iridyum. Hiç yok mu buralarda ya? Nereye koydunuz metan gazını? Kesin şurada çukurda vardır. Aynen. Tahmin ettim. Burası metan gazı yatağı. Buradan metan gazı çıkaracağız. 250 demir biriktirmemiz lazım. Şu an bir error veriyoruz. Elektriğimiz yetmiyor, nüfusumuz yetmiyor. Çünkü nüfus alanlarını burada yıktık. Tamam. Nüfus alanlarını geri bırakıyorum. Sonra mecburen rüzgar enerjisi yapıyorum. Çünkü yeterli çeliğim yok metan gazından elektrik üretebilmem için. Şöyle bağlayalım. Şu an tamamız. Sadece nüfus problemimiz gözüküyor. 316 iş, 276 nüfus var. Bu mantıklı değil. Biz ev miktarını artırmalıyız. 5 tane kurdum. 5 tane de buraya kurdum. Bunlar nüfusumuzu epey artırır. Metan gazına kadar bizi götürür diye düşünüyorum şimdilik. Metan gazı çok önemli. Çünkü enerji ciddi problem. Bu kadar şeyi kurmakla uğraşmayız. Hem çok alan da kaplıyor. Acilen bizim elimizdeki çelik miktarını artırmamız lazım. Şuraya bir tane daha çelik fabrikası eklesek en kötü ne olabilir? Ben bir tane daha eklemek istiyorum. Ekledim. Ne oldu şimdi bizim üretim hızımız? 72, 90, 100, 108, 108. İyi rakam. İyi rakam, yeterli. Demir çıkaramıyoruz yeterim kadar. Demir madenlerimizi de büyütelim. Gel bakalım buraya. Nasıl buraya gelmeyi başardın ya? Ben şurada çıkar demirini. Sen de şurada ve şurada çıkar. Bunları nereden yola bağlayacağız? Bu iki tanesini bu taraftan bağlayalım. Bunu da şuradan bağlayabilirim. Aynen. Ne durumda elektrik? 446'ya 420. Ucu ucuna yetiyor. Ama metan gazım birikiyor. Ben ufaktan metan gazından elektrik üretmeye başlamak istiyorum. Mümkünse burada bir yerde. Gazlardaydı metan gazı çıkarıcı. Evet. Nereden çıkaracak? Önce metan gazını fiziki olarak bulmam gerekiyor sanırım. Doktor? Hah, şurada var. Her yerde yok sanırım. Burada var. Şöyle ekleyelim. İki tane. Tebrikler, şehriniz 3. seviyesine ulaştı. Güzel. Bunlar güzel şeyler. Bana bunlarla gelin. Fabrikayı da buraya yapayım. Hiç yukarı taşımaya falan uğraşılmasın. Fabrikayı da kurdum. Yolu yok diyor. Bir tane de yol yapalım. Fabrikanın dışarıya bağlantısının olmasına da gerek yoktur diye düşünüyorum. Buradan çıkan gazı alıp burada yakarlar. Ama gazın çıkması için de elektrik lazımmış. Bak çok ilginç oldu. Şundan kursam kurtarır mı? Deniyorum. Kurtarmıyor. Bir tane de şundan eklersem. Gaz çıkmaya başladı. Tamam, gaz çıkıyor. Çıkan gaz direkt yanarsa burası kendi kendine dönmeye başlar. Çıktı. Birikti. Kardeş, fabrikaya göndersene gazını. Kamyonla gönderiyor, tamam. Buna gidecek. Bu da yanmaya başladı mı? Tamam.
Depoya geldi. Başarabilirsin. Hadi bunu yakabilirsin dostum sen. Ölü bekleme, yak. On tane metan gazı olduğunda çalışmaya başlayacak. 60 saniye boyunca elektrik üretecek 10 tane gaz olduğunda. Anladığım kadarıyla. Peki biz boru hattıyla gazı taşıyabilir miyiz? Taşıyabiliriz. Metan gazı borusunu şu şekilde fabrikaya verirsem doğrudan kamyonla değil boru hattı üzerinden gazı taşıyacaklar. Ve 716 elektrik oldu. Elektrik üretmeye başladı burası. Tamam, artık şuna ihtiyacımız yok. Burası çalışır hale geldi. Bu elektriği kullanacağımız alana nasıl çıkaracağız? Şuraya kadar götürmem lazım elektriği. Deneyeceğim. Şu direklerle acaba taşıyabiliyor muyuz? Taşıyoruz. O zaman ben bu dere yatağının içerisinde taşıyayım önce elektriği. Şuraya kadar gelsin. Hatta şuraya gelsin. Buradan buraya gelsin. Buradan da bizim sisteme bağlansın. Şuradan bağladım. Şu an mis gibi neredeyse bedava elektriğimiz oldu. Yeterince gaz gelmezse çok feci çakılırız ama. Ne kadar harcıyor dakikada? Dakikada 10 gaz harcıyor. Bu ne kadar çıkarıyor? 10 saniyede bir gaz, dakikada 6 gaz çıkarıyor. 2 tanesi 12 gaz çıkarıyor. Bu da dakikada 10 gaz harcıyordu. Şu an 2 tane maden, bir tane fabrikayı besleyebiliyor. Sorunsuz bir şekilde. Bu çok güzel. Burayı çevirmezsek bedava elektriğimiz sanırım oyunun sonuna kadar gidecek. Burada gazın biteceğini düşünmüyorum. O yüzden durumumuz iyi. İkinci olarak araştırmayı toparlamamız lazım. Metan gazından elektrik üretme bizim için ciddi bir adımdı. Bize ne lazım olur? Güneş paneli elektrik için lazım olmaz. Kullanmam ben onu. Ama elektrik trafo merkezi önemli. Bu bir yere kuruyorsun. Neredeyse çok büyük bir alana. Atıyorum haritanın yarısına. Elektrik direği olmadan elektrik vermeye yarıyor. O yüzden şunu ve bunu araştırmak istiyorum şimdi. Rüzgar türbinine gerek yok. Ben bunu araştırmayacağım. Depo işimize yarar. Depo araştırıyorum sonra. 4 şeritli yol. Kargo teleferiği kullanmam diye düşünüyorum. Yol daha önemli. Motor fabrikası, bakır değirmeni. Bunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Trenler. Şimdilik otoyol üzerinden hareket edeceğim. 4 şeritli otoyol ve 4 şeritli yol ve otoyollara açıyorum. Planımız bu şekilde. Elektrik trafo merkezi gelecek. Elektriği daha kolay yayacağım. Depo gelecek. Malzemeyi daha kolay depolayacağım. Sonra da yolları geliştirerek üretimimizi artıracağız. Nerede bizim mekan? Burada. Eksiklerimize bakalım. Karbon ve su eksiğimiz varmış. Sıkıntı değil. Biz şehrimizdeki nüfusu büyütelim. Birazdan bize bol bol işçi lazım olur. Ufaktan bunlar palazlansın. Ortayı boş bıraktım. Oraya da bir yol yapacağım. Şöyle karşıya geçmek isteyenler doğrudan ulaşabilir böylece. 624 kişilik evimiz oldu. Elektrik iyi, çelik iyi üretiyoruz. Betonu çok yavaşlatmışız. Betonu biraz artıralım. Bitsin istemiyorum. Başka açılan bir şey var mı burada? Yok. Borularda bir şey yok. Burada kırmızı nokta ne işe yarıyor acaba? Yeni bir şey varmış gibi işaret ediyor ama yeni bir şey görmedim. Bu evler ne istiyor? Suları var, yemekleri var. Bilgisayar ve park istiyorlar. Bilgisayar ve park. Bunlar zor şeyler. Bilgisayar ve park. Üretebiliyor muyuz?
Şuradan şuna. Plastik fabrikası, mikroçip, ev aletleri, kimyasal. Bilgisayar nerede lan? Burada bilgisayar yok bile. Şunda mı? Evet. Çip istiyor, plastik istiyor ve alüminyum istiyor. Ama biz daha çip üretmiyoruz. Mikroçip ne istiyor? Güneş enerji santrali açıldı. Mikroçip çip istiyor artı kum istiyor. Tamam. Şundan yapalım. 4 tane yeterli olur herhalde şimdilik. Şöyle karşıya bağlayalım. Kum ve elektronik gelecek buraya. Elektroniği şurada üretiyordum. Aynen. Elektroniğimiz var. Burada yeterli kumumuz olmayabilir. Kum şurada çok uzakta. Oradan trafiğe de neden olurlar. O yüzden burada bir yerde kum üretmemiz lazım. Yakın bir yerde. Şurada üretsem ne olur? Hemen fabrikanın dibi. Buradan aldığı kumu direkt üretime verebilir böylece. Bence olur. Hadi bakayım, bilgisayar istiyorlar. Üretelim. Başka ne istiyor? Park. Park işi sıkıntı mı? Parklar. Büyük şehir parkı, klasik park, modern, küçük, küçük, klasik. Kaplıdıkları alan bayağı farklı. Bak şuradaki boşluğa küçük parklardan kurabiliyorum. Şöyle bir... Niye iki iki atıyor bu parkları ya? Allah Allah. Şuraya da bir tane atalım. Şuraya atalım. Bir tane de buraya atsak buradakiler en azından parka kavuşmuş olur ama yol yok diyor bu sefer. Ya park yolu ne yapacak ki? Ne gereği var? Şunu şuraya yaslayayım. Yolu olsun. Bunu ne yapacağız? Buna da şuradan bir park yolu çekelim. Burası bizim köyümüz. Yani kuracağımız modern şehrin ayakta kalmasını sağlayacak olan temel düzenekleri içeren, oyunun devamlılığı için zorunlu ve gerekli minnak bir köy. Niye? Direkt şuraya şimdi kocaman bir şehir kurarsam ve herhangi bir aksilik yaşarsak, örneğin biraz önce yaşadığımız gibi işte çelik bitti, çelik için su lazım, su için çelik lazım, paradoks. Öyle bir paradoksa girdiğimde bu küçük bölgeyi canlandırıp işleri yürütebilirim. Ama büyük bir şehri çökertirsem onun geri dönüşü olmayacaktır. O yüzden burası bizim için önemli. Lokomotif. Bu arada 2000'e 580 oldu. Bunları 1000'in altına düşürmemeye çalışacağım. Çok 2000'in üzerine çıkmasına da gerek yok. O yüzden kısmaya başlıyorum betonu. Oraya fazla kaynak ayırdık. Su azalıyor. Su üretimimiz yetmiyormuş. Bakayım, doğru mu? Doğru. 83 harcıyoruz, 70 üretiyoruz. Su üretimimiz yetmiyor. Su üretimi. Nemden su üretme tesisi. Bu çelik çok su harcadığı için olabilir biraz. Ya da çok ev yaptığımız için olabilir. Şuraya 1, 2, 3, 4 tane su. Bir tane de, hatta iki tane de oksijen üretim tesisi kurarsam işler yürür. Elektroniğimiz yetmiyor ve yemeğimiz yetmiyormuş. Elektronik ve yemek. Şu yemek. İki tane yemek, 3-4 tane yemek yeri kurdum. Bakalım tekrar. Elektronik. 4 tane daha şunun gibi fabrika kurabilirim bence. Bize koymaz. Şundan 1, 2, 3, 4 dersek ve yolunu da şöyle etrafını sararsak düzgün bir şekilde çalışacaktır. Şimdi bize biraz önce bahsettiğim trafo açılmış. Trafo şu. Bunu koyduğumda bir tanesi neredeyse tüm köye elektrik veriyor. Böylece mahallenin içinden saçma sapan elektrik direkleri çekmeme gerek kalmıyor. Mesela bunu şöyle şuraya atarsam ve şu direkten elektrik bağlarsam buradaki direklerin birçoğuna gerek bile kalmayacak.
Tabii bunun kapsam alanının dışına gelmeyecek şekilde şuraya da bir trafo atmam gerekiyor ki elektrik yayılabilsin. Ben şu an bağlantıları koparamıyorum. Buradan çok elektrik akımı geldiği için sadece trafolarla onu aktaramam. O yüzden idare edeceğiz şimdilik. En azından büyük şehri kurana kadar bunu böyle idare edeceğiz. Güneş enerjisi de iyi aslında ama. Hiçbir şey harcamadan elektrik üretiyor. Sadece metan gazına çok güvendiğim için güneş enerjisine gerek duymuyorum. Bizden park isteyenlerin parkı var, suları var, öğünleri var. Bilgisayarları eksik. O adamlara bilgisayar göndermemiz lazım. Henüz daha mikroçip üretebiliyoruz sadece. Ama yeterince üretmişizdir diye düşünüyorum. O yüzden bir bilgisayarla şöyle şansımı deneyeyim. Hatta iki bilgisayarla şansımızı deneyelim. Mikroçipler gidiyor. Olur olur. Üretiriz 3-5. Bir iki tane bina upgrade ederiz en azından. Bunları daha bölgesel geniş yollarla daha güzel yapmam lazım. Ama istediğim genişlikte yollar henüz daha açılmadı. Onlar için biraz var. Tanklar açılmış. Bak tank önemli. Mesela metan gazı fabrikamızın tankı yok. Yanına metan gazı tankı atarsam şöyle. Ve ona boruyla gazımızı taşırsak fazla metan gazı bu deponun içinde birikecek. Bak şu an birikiyor. 9 tane var. Ola ki gaz bitti, bir şey oldu. Tanktan fabrika alıp kullanabiliyor. Bence bu çok büyük bir artı. Şöyle yapalım. Aa, yol olmayınca çalışmıyormuş maden. Saçma. Aldım şöyle. Orada çalışsın. Metan gazı depomuz biraz gazlı olsun. Aynısını su ve karbon için falan da kullanabilirim. Bakıyorum üretim özetime. Bakır yetmiyor ve demir yetmiyor. Bakır bayağı yetmiyor. Yani gelenin iki katını falan kullanıyoruz. Önce bakır madenini yapalım. Şöyle yapsam. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Bir tane de böyle yapsak. Bir tane böyle yapsak. Bir tane böyle yapsak. Tamam. Ya bu kadar olur abi, ne yapacağım? Şöyle aldım. Şuradan da ana yola bağladım. Bunu da şuradan şöyle alsam. Bakır üretimi okeydir. Aynen, sarılıp gitmiş. Bu neydi? Demir yetmiyor. Ama demir madenimiz bu kadar. Bunun etrafından daha fazla demir çıkaramam. Şuradaki ne? Demir. Tamam, buradan çıkarırız. Sıkıntı yok. Demir bol bulunan bir kaynak oyunda. Şöyle çıkarsam. Lan. Kutucuk yolu iyidir. Bunu ana yola şuradan bağlayıp. Bunun niye yolu yok? Yaptım ya ben sana yol. Yolu beğenmedi peki. Şimdi mesela buraya 2-3 tane elektrik direği dikmem lazım normal koşullarda. Ama ben buraya bir tane trafo atacağım. Ve trafodan bizim buradaki ağa bağlandığım zaman buradaki her yere elektrik gitmiş olacak. Güzel değil mi? 4 şeritli yol araştırması bitmiş. Bakalım. Nasıl bir yolmuş bu? Gideri var. Daha çok araç. Daha çok araç iyidir. Otoyollar geliyor. Trenleri açmıyoruz. 6 şeritli yol açalım. Süper otoyollara geçmeyelim şimdilik. O çok ileriki bölüm. Burada önemli bir şey var mı? Heykeller,
pikseller. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Yeraltı suyu çıkarma tesisi. İşime yarar mı bilemedim. Besin işleme fabrikası. İşime yarar, açtım. Karbon nanotüp açtım. Kendini temizleyen güneş panelleri. Bence gerek yok. Motorlar işe yarayabilir. Uzay gemisine girmedim. Büyük madenler işe yarar. Şimdilik bunlar yeterli ya. Bir bunları bitirelim de. Şu yol iyiymiş yalnız. Aynı alanı da kaplıyor gibi. Acaba upgrade edebilir miyim şuraları? Şöyle denesem. Ediyor. Yıkmadan etmesi çok güzel. Bir şeyleri yıkmak zorunda kalmıyoruz. Daha geniş yol, daha çok aracın rahat hareket etmesi demek. Betonla upgrade ediliyor bu arada yollar. Betonumuz çok olduğu için şu an dert etmiyorum. Her yeri upgrade edebilirim. 1600 betonumuz var. Bu trafiği rahatlatır ya. ...500 betonumuz kaldı. Betonu erittik ya. Bayağı beton gidiyormuş. O yüzden kolay bulunabilir yapmışlar demek ki. Şu gelen alüminyumları hızlandırmak için bir yol bulmam lazım. Oluk oluk oradan alüminyum kamyonu geliyor. Bunu nasıl yapalım? Süper otoyollar daha hızlı gidecek muhtemelen. Süper otoyollarla yaparsam bunlar çok daha hızlı bir şekilde buraya gelebilir veya... Tren falan kullanabiliriz. Biz daha o işlere girmedik. Emin değilim şimdilik. Sadece seçenekleri değerlendiriyorum. Ama iyi duruyor. Gidişatımız güzel. Nüfusumuz da var. Bilimsel araştırmayı bir kat daha artırabilirim gibi duruyor. Daha hızlı araştırma yapabilmek için. Ne kadar hızlı araştırma? O kadar iyi. İki tane bundan, bir tane de bundan yapalım. Peki harcayabiliyor muyuz ürettiklerimizi? O da önemli. Depo sıfır. Depo sıfır, depo sıfır harcayabiliyorum. Nerede o? 15 üretiyorum. Biriken yok. Tüketim niye sıfır gözüküyor? Ben bunu tüketiyorum. Bilimsel araştırma olarak tükettiklerimi göstermiyor. Üretim olarak tükettiklerimi gösteriyor. Üretim amaçlı tüketimleri gösteriyor. Tamam, olur. Tek bir bilim merkezi tüm üretimimizi karşılıyor şimdilik. Karbon ve petrol üretimimiz azalmış. Otoyol araştırması bitmiş. Bakalım otoyol nasıl bir şeymiş. Sanırım şu. Otoban. Görüntüsel çok bir fark yok. Sanırım işlevsel bir fark var bunda. Muhtemelen araçlar daha hızlı gidiyor bunda. Bir yerde açıklaması var mı diye bakıyorum. Göremiyorum. Mesela şurada bak, araçlar yavaş geliyor. Buraya gelince bir anda hızlanıyor. Muhtemel otoyola gelince en hızlı versiyonlarına geçecekler. Hemen şurada bir test yapmak istiyorum. İlk gelen kamyonun hızını test edelim. Tin 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 geliyor. Burada roketlemesini bekliyorum şu an. Aynen. Ciddi bir hız sağlıyor bize otoyollar. Çelik ve beton istiyor. Yani bilemedim. İşler büyüdükçe daha çok problem oluyor. Her yeri değil. İhtiyacımız olan yerleri upgrade etmek lazım. Mesela işte burada çok sirkülasyon. O otoyolların kenarına bina kurulmuyormuş. Tamam, çözdük. Çok büyük bir fark. Geri al, geri al. Görmedik, görmedik. Yok bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Şimdi bu binaların yola çıkışı var. Görüyorsunuz. Otoyol olduğunda yola çıkış olmuyor.
Otoyolda sadece otomobiller gidiyor ve bina bağlantısı yok. Bu ciddi bir fark. Planlarımızı buna göre yapmamız lazım. Bunları da kurup bırakmışım. Böyle düzensiz olmuyor. Hemen yıkalım. Evet, hızlı. Ama dikkatli olmamız lazım. Hazır yapmışken büyük otoyolla upgrade edebilirim. Buradaki alüminyumlar daha hızlı gelir o zaman. Malzememiz de var, kaynağımız da var. Bence bir mağaramız duruyor. Elbet buradan başka kaynaklar da getiririz biz. Bu yolu kullanan geleceğe yatırım. Şu yeterli olacaktır. Binin altına düştük neredeyse üretimde. Beton üretimini artıralım. Oyun bu arada akıcı. Daha önce biz bu oyunu oynadığımızda demiştim bug'lar var diye. Mesela boruları döşerken oyun çok kasıyordu, takılıyordu falan. Şu an bundan hiçbiri olmuyor. Yağ gibi akıyor oyun. Buna sevindim. Yol çok şey değiştiriyor bu arada. Mümkün olduğunca yollar avlamamız lazım. Mesela yüksek şey, alt şeritli yol önemli. Trende uzun mesafelerden malzeme getirmek için işe yarayabilir. Şu an için kullanmayacağım trenleri. Karayoluyla devam etmeyi düşünüyorum. Bu arada oyunu sevdim. Herhangi bir sorun çıkmıyor. Kasma donma yok. Umarım anormal problemler yaşamayız. Yaşamazsak ben bu oyuna devam ederim. Şimdilik beğendim yani. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Unutmayın. O yüzden yorum bırakın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.